cezimli bağlantılarda dikkat edilecek hususları anlatmıştık. Şimdi o dikkat çektiğimiz hususlara riayet ederekten bu üçerli grupları önce hece hece sonra da geriye dönüp tekrarında üçünü bir arada bir kelimeymiş gibi okumak suretiyle talimini yapacağız. Eb ib ub tek tek okuduğumuzda b be ile beraber 5 tane harf kutbu cedin harfleri denir. Galgala harfleridir. Bu 5 harf. Qa, ba, be, jim ve dal. Bu 5 harf kelimenin ortasında veya sonunda Sakin olarak geldiğinde galgale yapılıyor. Galgale Mahrecin debreştirilmesidir kımıldatılmasıdır Sarsılmasıdır. Takalkul zaten bu manayı ifade ediyor Söyleme bakımında da takalkul. Mahrecin çalkalanmasından çıkan bir ses ee, yani kelimeyi telaffuz ederken mananın ne olduğunu hissediyoruz. Takalkulün mahraç denir mahrecin debreştirilmesi, tutulup bırakılması hızlı bir şekilde. Bir bakıma sanki sakine hareket veriyormuş gibi. Ee, bunu yaparken dikkat edilecek hususlar var. Kalgale deyip geçmeyelim. Birincisi, eb derken, e, b harfinin makabli olan harfimiz hemze, Fethalıdır makablindeki harfin harekesini üçte biri kadar hareke vermemek şartıyla hissettirmemiz, kokutmamız gerekiyor. İb derken yine aynı şekilde bakın, kesri olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Ub derken de makablindeki harfin dammeli olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Bir başka husus, tilavet esnasındaki Kalgale tilavet ortasında rast gelirse, isterse kelimenin ortasında rast gelsin, ister kelimenin sonunda denk gelsin, tilavetin akıntısı devam ederken vakıf hali yoksa ederek okuyorsak, e, tilavet ortasındaki kalgale suradır, yani küçük kalgaledir. Vakıf anındaki kalgale ise kübradır. Şimdi mesela e, dönüp ikinci okuyuşta bu ba B harfimizi kalgale yaparken ilk ikisinde kalgale-i yapacağım. Üçüncüsünde durma vakıf anıdır. Orada kalgale-i kübra yapacağım. Ama hece hece okurken her üçü de kalgale-i kübra durumundadır. Bir başka dikkat edilecek husus, kalgaleyi yaparken çok abartmayacağız. Eğer abartırsak hiç fark etmeden sonuna bir hemze ekleme tehlikesi ortaya çıkıyor. Ebe, ibe, ub şeklinde bakın bir hemze ekleniyor gibi bir abes durum oluyor. Bu da galgale yaparken düşülen hatalardandır. Bir de harfte şedde yoksa şeddelendiği oluyor. Mesela zâlikel ee, yevmul hab derken burada şedde olduğu için böyle okuyoruz. Ama kul e'udu bi rabbil felakku denmez. Çünkü bunda şedde yok. Felakku, halakku şeklinde şedde yoksa şeddelemeden okumak gerekiyor. Şedde varsa şeddeyi belli ediyoruz. Ondan sonra kalgaleyi yapıyoruz. Buna da dikkat ediyoruz. Bir başka düşülen hata iki harfi birbirine bağlarken e, ara açılıyor. Ara açılınca met oluşuyor. Bundan da sakınmak gerekir. Felâko, <laughs> halâko <laughs> şeklinde bir aralanma oluyor. Met oluşuyor. Veya ehad, <laughs> ehad şeklinde böyle bir ayrılma oluyor. Hemen dibinden yanı, yan yana en yakınından birbirine bağlamamız gerekiyor ki doğru bir galgale yapabilmiş olalım. Bir de bütün sakin harflerde dudaklar makablinin hareketine göre şekil alacak. Mesela burada u bu derken dudağı ileride bırakıyoruz. Yoksa şu şekilde u şeklinde bir uygulama bize matluk değil. Ama vakıa e, Arap garilerde görürsünüz. Duyarsınız, itiraz etmeyin. Onlar da hocalarından o şekilde ahzetmişler. E, Mantık izahını da yapıyorlar. E, yani harekeyle bir meşguliyeti yoksa bir harfin e, dudakta nötr halindedir, geride toplanmış halindedir diye izahını da bu şekilde yapıyorlar. Ama biz izahımızı e, madem bir harf sakin, sakin ise Mâkabrinin hareketine itibar ederek ne yapmamız gerekiyorsa, ince okumak gerekiyorsa ince okuruz, kalın okumak gerekiyorsa kalın okuyoruz. Ve dudağın şeklini belirleme açısından da yine mâkabrindeki harekeye itibar ediyoruz. Burada mâkabri dammedir, dammede de dudaklar ileriye sürülür, dudağı ileride bırakıyoruz. Ubu, ud, ut, ut, ucu şeklinde. Bunlara riayet ederek şimdi e, kelime öbeklerini e, bu e, üçerli e, sakin cezimli bağlantıları telaffuza başlıyorum. Eb, ib, ub, eb, ib, ub, et, it, ut et, it, ut, es, is, uz, es, is, uz. Bakın burada tekrar geriye dönüp üçünü bir arada okumazsam sakine hareke verme yanlışı ki cezimli bağlantılarda en yaygın hataların başında gelir. Bu hatanın ortaya çıkması mümkün değil. Yani kıyamete kadar hece olarak es, is us şeklinde okusak sakine hareke verme hatasını görme imkanımız yok. Ama dönüp üçünü bir arada okuduğumuzda hemen bu hata eğer dikkat etmezsek kendini gösterir. Yani se is us olur. Hatadır. Her üçü her üçüne de hareke verdim. Hareke vermeden okumak gerekiyor. El is us şeklinde eğer bu hata bizde yoğunsa, düzeltemiyorsak metodu önce bunları ayrı ayrı sekte yaparak, bölerek okumak, duraklayarak okumak ve harfin mahrecinden dilimizi ayırmadan ötekini beklemek. Es, bakın senin mahrecinden ayrılmıyorum. Es, is, uz ayrıldığımda peşindeki parçayı okumuş oluyorum okumak için ayrılmış oluyorum. Ama biz ne yapıyoruz? Es deyince dili bırakıyoruz. Es bakın hareke geldi. İs us işte hareke gelmesinin sebebi bu. Öyleyse büyükten küçüğe doğru sekte ve sektecikler yapmak suretiyle bu hatayı telafi etmemiz, tahsih etmemiz mümkün. Engü İnci, ucu, enci, inci, ucu. İlk okuduğum Galgale Kübra idi. Üçü de İkinci bir arada okuduğum ilk ikisi Galgale Sura e, durduğumda e, Galgale Kübra yaptım. E, bunu hissetmeye çalışın. Bir daha okuyorum.

İh, üh. Burada dikkat ederseniz kalın harfler devreye girdi. Ee, bir yaygın hata sakine hareke vermek ise cezimli bağlantılarda ve şeddeli bağlantılarda da hakeza. Ee, inceden kalını, kalından inceyi etkilendiriyoruz. Etkilendirmeden okumak gerekiyor. İnceyi ince, kalını da kalın. Yani ah, uh yok. İkisi de hata ince hakalın eh ih uh şeklinde etkilendirmeden hemzeyi kalınlaştırmadan okumamız gerekiyor. Bir daha okuyorum. Eh ih uh ed id ud Ed, id ud ilk ikisi Galgale Suğra, üçüncüsü Galgale Kübra oldu. Ez, iz, uz. Ez, iz, uz. Doğrusu bu. Yoksa ez, ez, iz, uz hatalı bir okuyuş. Üçüne de hareke verdim. Hareke vermemenin yolu büyükten küçüğe sekteler yaparak çalışmak. E, harfin mahrecinden ayrılmadan. Ez, İz uz. Şimdi aradaki boşlukları kaldırıyoruz, yan yana getiriyoruz. Ez iz uz. diye düzeltmiş oluyoruz. Er iz ur. Er iz ur. Doğrusu bu. Ama bu hata olarak. Er olabiliyor, ir olabiliyor, ür, ur olabiliyor. Hepsi hatalı okuyuşlar. Şimdi burada ra harfine mahsus e, hüküm değişikliği var. Bazı zaman ince, bazı zaman kalın okunuyor. Önceki malumatımızı hatırlayalım. Ra harfi fetha ve damme konumunda kalın okunuyordu. Kesre konumunda ince okunuyordu. Peki harekesi yok ne yapacağız? Maakabiline bakacağız bir önceki harfe. Bir önceki harf yine aynı şekilde fethalı ve dammeli ise kalın okuyacağız, kesreli ise bir önceki harf ince okuyacağız. Şimdi bunları riayet ederek bir daha okuyorum. Bir de e, er şeklinde bir e, ayrıştırma söz konusu oluyor. Yani ince kalın ayrımına dikkat edeyim, sakin hareket vermeyeyim derken bu sefer e, iki harfin arası ayrılıyor. Ayrılınca metler oluşuyor. Bazen bu namazı bozmaya kadar götürüyor. Dikkat edelim. Hemen yakınından birbirine bağlayalım. Uzaktan getirerek birbirine bağlama kalkarsak met oluştururuz. Bu da namazı ifsad edecek hatalara kadar bizi götürür. Bir daha. Er, ir, ür. Er, iz, ür. Ez, is uz. Ez, iz, uz. Doğrusu bu. Yoksa ez, iz, uzu yanlış. Ez, iz, uz. Doğrusu bu. Es, is, uz. Es, is, uz. Bir arada okurken es, is, üs diye hareke veriyoruz. Vermemek gerekiyor. Sakine hareke vermeden es, is, us şeklinde okumak gerekiyor. Bu talimi burada sağlıklı, sıhhatli yapmamız gerekiyor, yerleştirmemiz gerekiyor ki yarın mesela İnşirah Suresi'ne vardığımızda inna ma al usuri şeklinde hatalı bir okuyuşla karşılaşmayalım. Çünkü her ikisinde de sakine hareke verdik. Niye verdik? Çünkü cezimli talimi noksan yaptığımızdan dolayı, yerleştirmeden acele edip geçtiğimizden dolayı. Onun için harf taliminde ne kadar üzerinde durulsa yeridir, sezadır. Acele etmiyoruz. Tekrar tekrar bu şekilde örnekleri meleki haline gelene kadar dinlememiz ve okumamız icap ediyor. Es, is, uş doğrusu bu. Eş, iş, uş Eş, iş, uş doğrusu bu. Yoksa eşi, işi, uşu yanlış. Doğrusunu bir daha okuyorum. Eş, iş, uş else ins, ins, els, ins, ins doğrusu bu. Ama hatalara bakın şimdi. As, is, uz hepsi yanlış. As niye yanlış? Çünkü sadın kalınlığı hemzeye sirayet etti. Kalınlaştı. Halbuki e idi. E onu e derken bu sefer es dedi. Bu sefer hemzenin inceliği sada sirayet etti, onu sine çevirdi. Bu da olmayacak. İnce ince, kalın kalın okunacak. Bir daha okuyorum. Els, ins, üls. Bir arada okuyorum. Els, ins, üls. El, il, ül. El, il, ül. Doğrusu bu ama genellikle bu bat harfinde galgale yapılıyor. Elbu, ilbu, ulbu şeklinde okumak yanlış. Semawati vel ard olmaz. Fadlün minallahi ve ne olmaz. Hepsinde galgale yaptın. Halbuki galgale harfi değil. Az önce beş tane harf saydık. İçinde bat harfi yoktu. Öyleyse doğrusu bir daha okuyorum. El İl, il, bu. İb impo, impo, İb impo, impo. Bir arada okurken ilk ikisini galgaleyi sura yaptım. Yapabildiysem yaptığıma inanıyorum. Siz de bunu hassasiyette dinlerseniz fark edersiniz. Üçüncüsünde galgaleyi kübra yaptım. Çünkü kelimenin sonu gibi değerlendiriyorum onu vakıf anındaki kalkale, kalkale kübra'yı söylemiştik. Şimdi burada yine aynı şekilde inceden kalına, kalından inceye ses transferleri yapılıyor. Alto da yanlış, ed de yanlış. İnceyi ince, kalını kalın okuyoruz. Ad, into, int, şey. Ez, iz, ız. Ez, iz, ız. Yoksa evvu, iz, uvvu diye hareket vererek yanlış yine. Veya ez, iz, uz şeklinde ince okumak yine yanlış. Neden? Vel harfine döndü. Bunlara riayet ederek bir daha okuyorum. Ez, iz, uz. Doğrusu bu. Er, i, ür. er, i, ür yoksa şu değil. A yani ne yaptı? Hemze'ye ayın bulaştırdı. E değil. Ö değil. Hemze ayrı, ayın ayrı. Eğ. Bu ayırmaya dikkat ederken farkında olmadan iki harfin arası açılıp gidiyor. O da yapılmayacak. E gibi. Bu da yanlış. Hemen yakınından birbirine bağlıyoruz. Uzaktan getirerek bağlarsak metler oluşturuyoruz. O da yanlış oluyor. Bir daha okuyorum. E, i, ı şeklinde. Aynı da hapsetmemek gerekiyor. E, i, ı şeklinde bir okuyuş hatalıdır. Çünkü ayında beyniye sıfatı var. Sesin az akması gerekiyor. El, il, Ül, el, il, ül Yine aynı şekilde ince kalın ayrımına riayet ederekten okumamız gerekiyor. İnceyi ince, ince kalını da kalın. F, if, uf. F, if, uf. Doğrusu bu. Yoksa f, if, if, uf hatalı. Doğrusunu bir daha okuyorum. F, if, uf hareke vermeden. Enku, inku, unku, enku, inku, unku in in yine aynı şekilde ilk ikisi galgale surah, üçüncüsü galgale kübra yapmaya çalıştım. Siz de farkı fark edin. Yine inceden kalın, kalından ince etkilendirilmemesi gerekiyor. Bir de makabindeki harfleri azıcık hissettirmemiz gerekiyor. ''Ekku'' derken makabli fetha ''Ko, ko, ko'' hareke vermeden ''Ekku, ku'' değil, ''Ekku'' değil, ''Ekku'' şeklinde makablinin fetho olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Veya ''Uko'' değil, ''Uku'' değil, ''Uku'' makabli damme onu azıcık hareke vermemek şartıyla hissettirmek gerekiyor. Bir daha okuyorum. Eku, Ek, ik, uk. Ek, ik, uk. Kef harfinin mahrecini dil ucuna kaydırmadan, dil ortasının gerisine reddederekten okumak gerekiyor yerinden. Bir daha okuyorum. Ek, ik, uk. Yoksa ek, ik, ük Yanlış. El, il. U'l el il doğrusu bu. Yoksa elle ille öllü hata. Özellikle lam, mim ve nun harfleri e, sakin olup onlardan sonra mahreci uzak bir harf geldiyse e, bu hataya düşme ihtimali daha çok. Öyleyse bu durumda daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar dikkat ettiyseniz ee, üzerinde ızhar meydana gelen üç tane harfimiz. Üçünde de buna riayet etmek gerekiyor. Bir daha okuyorum. El, il, ul. Yoksa el, il, ul değil. Em, im, um. Em, im, um. Doğrusu bu. Yoksa yanlış olarak em, im, um değil hareke vermeden ve mimdeki gunneyi de harfin yarısı kadar bir hareke miktarı belirterekten okumamız gerekiyor. Yoksa em, im, um hatalı bir okuyuş. Em, im, um bu da hatalı okuyuş. Çünkü üzerinde oyalanma miktarı bir harf seviyesine çıkmayacak. Halbuki burada neredeyse iki harf seviyesine çıktı hata. Em, im, um. Doğrusu bu. En in, un. En, in, un. Doğrusu bu. Yoksa en, in, un. Hareke vermek suretiyle çok düşülen bu hataya siz de düşmeyin. Yine aynı şekilde vunne sıfatı olduğu için en, in, un şeklinde okunmaz. ''Vunne'' lazımi bir sıfattır. Ee, bir harf seviyesine çıkmamak şartıyla e, üzerinde biraz oyalanıp e, sesin aktığını ve dolayısıyla da ''vunne'' sesini e, beyan etmemiz gerekiyor. Bir daha okuyorum. ''En-in-un'' doğrusu bu. en in bunlar yanlış. Bu hataya düşmeyin. ''Ev'' eu u eu eu u burada iu derken iv olu verir yani diş babına döner bu hataya düşmeyin e, ee, iu şeklinde duda ileriye sürerekten okuyun bir daha okuyorum eu iu u e eh, i u uh. E, i, U Doğrusu bu. Şimdi burada H'yi belli edeceğim diye özellikle Fatiha'yı okurken İ, şeklinde çok fazla oyalanmak suretiyle H'nin üzerinde H'yi zahir hale getireceğim diye hafa özelliği var. Çünkü hep bütün zayıf sıfatlar toplanmıştır. E, Mahrece itimadı e, neredeyse çok zayıf hale, yani yok denecek kadar bir hale geldiğinden özellikle ihtimam gösterip H'yi belli etmemiz, zahir etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunu yaparken ölçüyü kaçırmamak icap ediyor. dina değil, ihdi yeter. Bir daha okuyorum. Eh, ih, uh. Bu yeter. Ey, i, uy e i, u. Doğrusu bu. Harfi ezmeden yumuşak bir şekilde telaffuz etmek gerekiyor. Yoksa ey, i, u diye y'ye yüklenmek suretiyle sertleştirmek yok. Bir daha okuyorum. e i, u. Bir de sondaki y harfini baştaki hemzeye cezimli olarak bağlayalım ki çokça düşülen bir hata y, e Y, E, Y, U oluyor. Sanki galgala harfiymiş gibi. Bu şekilde hareke vererekten, harekeyi hissettirerekten okunuyor. Halbuki e, şiddetin mechure harfidir. Seste, nefeste hapsedilerek okunması gerekiyor. Şöyle ki. ye Y, U. Bir arada okuyorum. Y, Y, U,